İnegöl Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Semihcan Güneşli ve Furkan Yardımcı tarafından Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Muammer Güler danışmanlığında geliştirilen Felaket Habercisi isimli proje, TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Finali yarışmasında bölge üçüncüsü seçilerek ilçemizi gururlandırdı. Depremin alarmı ve verdiği tepki mevcut. İnternet arayüzünden yine bildirimler bulunmaktadır. Bunun haricinde diğer bir felakette yangındır. Yangınlar da sadece İstanbul'da 4 yıl içerisinde 2014 yılı arasında 25.115 konut yangını olmuştur. Yangınlarda insanlar aynı durumlarda dışarı çıkamadığı için ortamda mahsur kalmış ve hiçbir şekilde can verdikleri bilinmektedir. Yangınlarda da aynı şekilde alarmlar, engellere yönelik kişisel ve görsel alarmlar bulunmakta ve aynı şekilde ortamdan çıkışı sağlanmaktadır. Diğer bir felaket ise termometre gaz sıkıntısıdır. Gaz sıkıntıları daha çok sobalı evlerde bulunmakta ve sobalı evler hala da ülkemizde kullanılmakta. 2011-2013 yılları arasında sadece 666 ölüm gaz sıkıntıları üzerinden olmuştur. Ve gaz sıkıntısı algılandığı gibi aynı şekilde yine havalandırma için belirli cam ve pencere açıp kapı da açılmaktadır. Felaket Habercisi isimli proje, teknolojik tasarım alanında Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ve Yalova illeri arasından bu başarıyı elde etmeyi başardı. Yine su baskını sensörlere evin belli yerlerine koyularak engellenebilir. Diğer bir felaket de aslında afet olarak değil, insanların başına gelebilecek yine kötü bir olay olarak düşünülmektedir. Kurşun modu internet arayüzünden kurularak evin içinde herhangi bir hareket algılandığı zaman aynı şekilde alarm verilmektedir ve internet arayüzünü de bildirim düşmektedir. Onun haricinde internette kontrol arayüzü bulunmaktadır. İnternet bulunduğu takdirde dünyanın her tarafına bağlanabilen ve kontrol edilebilen geri bildirim arayüzü mevcuttur. Şu anda ışık sistemini kontrol ediyorsunuz sanırım internet üzerinden. Evet. Işık sistemi aslında sadece ışık olarak değil, diğer cihazlar da bağlanabilir ve aynı şekilde aynı mantıkta çalışabilirler. Televizyonlar, dolaplar, işte diğer elektronik cihazların hepsi aynı sistem üzerinden bağlanabilmektedir.